10.30 analizden merhaba. Bordo TV'deyiz. Nazım Türknas'la Teksut Bandırmaspor'un Altay'ı deplasmanda 6-0 yendiği maçı konuşacağız. Özlemişim seni abi. Evet, ben de aynı şekilde Ayhan Şansoy. Ben bu ortamı, ben Bordo TV'yi, özellikle seni gerçekten özlemişim Ayhan Şansoy. Malum ara verdik. Arada milli ara, ardından seçimler. Yani şöyle söyleyeyim sana. Türkiye Futbol Federasyonu planlama noktasında dünyada eşi benzeri olmayan bir federasyon şekli. Başarısızlıkların devamını diliyorum. Bu konuda çok yaralıyım. Hiç fazla beni teşeleme. Az kaldı. 10-15 gün sonra bir şeyler olacak gibi, değişik. Olması lazım. Hatta senin hemşehrin adı geçiyor. Mahmut Özgün'e. Mustafa Sandal'ın güzel bir şarkısı vardı. Buradan onu söyleyeceğim zaten. Gidenlerden demişti. Bu arkadaşlar da Gidenlerden şarkısının baş mimarı olacaklar. Beklemeyiz. Maça dönelim. İlk yarı baskılı bir, hatta burada Yusuf Hoca ile ilk maçtı. Yusuf Hoca da en son çalıştırdı. Şimdi bak bir dakika. Şimdi hiç önce beni bir dinlemeni rica ediyorum. Buyur hadi başla. Benden dinleme. Bir kere ben başlayayım. Yıllarca sen başladın. Bir kere ben başlayayım. Yıllarca sen başladın. Bir şey olmadı. Bir sefer de bırak da ben başlayayım. Belki bir şey olacak yani. Dur bakalım. Bak şimdi. Değişim moduna kapılmışsın sen. Hemen geri alttan başlıyor Ayhan Şansoy. Şimdi. Hücum. Hücum borusu çaldı. Bandırma Spor için hücum borusu çaldı. Kardeşim. Altay'la oynuyorsun. Hayır. Ben bu saatten sonra işte maç başı iki şut. Bir tanesi topu değdirdin, değdirmedin. Ben kardeşim bu yaştan sonra bunları çekemem. İşte benim sevdiğim oyun tarzı bu. Hücum. Hücum. Nefes aldırmadan, aman vermeden, bol gol, bol aksiyon. Ben bunların hastasıyım kardeşim. O yüzden Yusuf Şimşek hoş geldi, sefa geldi. Tam yarım düzine golle geldi. Maşallah, subhanallah. İşte bana böyle lazım kardeşim. Bana böyle futbol lazım. Bana böyle hoca lazım. Bana böyle galibiyetler lazım Ayhan Şansoy. Bana da böyle giriş de lazım işte. Maşallah, enerjim iyi vallahi. Çünkü böyle güzel galibiyetler. Yani böyle güzel galibiyetler beni çünkü ruhumu okşuyor. Rahatlatıyor beni. Şimdi öndeki altılı, yani işte 4 savunma oyuncusu, hı-hı, bir kaleci dışındaki öndeki altılıda, evet, Mehmet dışında, Mehmet, evet, Özcan dışında, evet, savunma oyuncu iyi olan yok. Tamam, ofansif. Tabii hepsi ofansif abi. Başlangıç 11'i görünce dedim ki hoca belli. Zaten bu değil mi Dayancığım? Olması değil mi gereken bu. Evet. Yani hep bunu konuştuk. Hüseyin Hoca niçin kızdık? 6 eksikli Bodrum karşısında savunma yapmaman lazım içeride ya. Ya Bodrum'un dişi tırnağı yok. O gün çok eksikli geldi. Çok, evet. Hiçbir şey yokken sen gene böyle pasif futbol. Kardeşim ben pasifi sevmiyorum. Pasif insanları da sevmiyorum. Pasif futbolun düşmanıyım. İstemiyorum. Dolayısıyla kadro tercihi zaten direkt net bir mesajdır. Rakibe harika, de, harika. Rakiplere de, takıma da mesaj vermektir bu aslında. Ben bugün sizden çıkın. Bol gol bekliyorum. Aksiyon bekliyorum. Topu kendi tabii, yarı sahanın diğer tarafında. Tabii. Yani rakip alanda oynayın diye bir mesaj verdi Yusuf Hoca. İlk yarıda ama şeyi vardı, yani yine bitirme noktasında, hı hı, yine Doğan Can'ın kaçırdığı kale önünde bir tane fırsat var. Dünyanın dedim, en enteresan golü kaçtı değil mi yani? Ben dedim ki acaba bugün de mi, ne oluyor falan diye düşündüm. Hayır, olmaz. Doğan Can döndü. Çünkü neden biliyor musun? Futboldan gelen, futbolu bilen, futbolun her noktasında olmuş bir insan var. Ve üst düzeyde oynamış. Evet. Fenerbahçe, Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamış bir hoca Yusuf Şimşek. Lakabı şudur biliyorsun. Telefon kulübesinde çalım atan futbolcudur. Hakikaten muazzam Yusuf bir şekli vardı oyunculuk yani. Belleri kırar, siyatik çıkartır sende. Bir o Eskişehir maçında, Eskişehir'de Beşiktaş, Holosko'ya attırdığı bir gol hatırlar mısın? Doğan vardı. Bir oyuncuya 3 çalım atmıştı. Doğa'ydı oyuncusu. Doğa mıydı? Çocuk o yüzden sonra futbolu bırakmıştı. Çizgide. Bak bu golü şu an kafamda canlandırıyorum. Bak şu şey, çizgi üzerinden böyle gidip. Gitti geldi ya. Hayır, gitti geldi. Sonra gitti geldi. Polosko'ya çıkarıp. Hayır, geçiyor bir daha geçiyor. Geçiyor bir daha geçiyor. Doymadı ya. Dolayısıyla Yusuf Hoca'nın da hani hücum, evet, futbolunu seven bir yapısı, evet, var. Evet, işte bu. Bu takıma sirayet etmişti ama. İşte bu abi ya. Gözden işte kaçırmayalım. 49'da gol attıktan sonra Altay hemen çözüldü. Çözüldü. 12 dakikada kalesinde 4 gol gördü. Ama zaten böyle. Şunu da işte bu uyarıyı, evet, da yapalım. Hani Giresun maçında 6 gol atmıştı takım. Sonra deplasmanda kaybetmiş hatırlıyorsan. Hatırlama kime kaybetmişlerdi? Böyle olmayacak ama. Bu artık, böyle olmayacak. Bunu istemiyoruz yani. Evet. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Manisa maçında da bu oyunun, evet, devamı gelmesi lazım. Yine özellikle de şu senin bahsettiğin hücum olayı. Hücum yani, abi hücum. Sağında ne yapıp ne edip maça baskılı başlayacaksın. Evet. 15-20 dakikada erkenden golü buldun. Evet.
Değil mi? Yani biraz, tabii, rahat maç izleyelim artık. Taraftarlar da onu istiyor. Zaten şu var. Yani erken bulursan zaten karşıdaki rakiplerin durumu belli. Bak ben şunu iddia ediyorum. Bandırma Spor bu ligin en ofansif takımlarından bir tanesi. Ama isterlerse. Ayar şansı. İsterlerse. Josefsson da ikinci yarı oyuna girdikten sonra futbolu tekrar hatırlamış. Yani. Bak şimdi dokunuş var. Beni. Şu biz ara verdik ama Bandırma Sporlu futbolcular ve Yusuf Şimşek Hoca ara vermemiş. Vermemeliydi lazım zaten. Erkan Hoca ara vermemiş. Güzel baskı, sohbet muhabbet ortamları ve aynı zamanda tepeden bakmayan ve onları şefkatle kucaklayan bir ortam oluştuğunu ben duyuyorum ve görüyorum. Bu zaten başarının bence en baş mimarıdır. Ayhan Şansu, sen şimdi 6 ay dedin ama şuna bakmamız lazım. Sezonun en çok şut attığın maç 30 şut. Bak 14 isabet var. 90 dakikaya bürersen her 3 dakikada bir Bandırma Spor şut atmış. 14 isabet var, yine sezonun rekorudur bu. Ve 4.71 ile gol beklentisinde rekor bir seviye. İşte bakınız, hani 6-0 olması bence tesadüf değil. Zaten direkten dönem var. 4 tane net pozisyon var. Yani bu iş 10'a 11'e kadar giderdi. Yani Giresun'da karşı mutlaka oynadı ama buradaki oyun iştahı, heyecan, sevgi, saygı, bir birliktelik. Ben bunu gördüm Ayhan Şansoy. Ben yoksa 6-0, evet 6'ya yeneceksin zaten bir kere belli ama sen bir kere oyun esnasında böyle futbolcuların kendi arasında bir sevişme gördüm. Birbirini sevmeye başlamışlar. Birbirine karşı bir beğeni başlamış, bir hoşlantı başlamış. Çok hoşuma gitti. Tam olarak hani bu sezon boyunca bunu net bir şekilde dile getirmiş. Evet, evet. Orada bir hani hücum hattındaki oyuncular arasında bir uyumsuzluk evet, var diyorduk. Evet. Onu mesela ben Cidde'nin attığı golde bile bir şey. Evet. Hep sana ne diyordum? Çevre kontrolü. Cidde, evet. Bak o golü bir izle. Evet, baktı. Önce tabii geri çekildim. Evet. Savunmada offside'da olmadığını. Evet. Ya bu çok basit. Biraz abi kullanacaksın şunu ya. Çok basit bir şeyden bahsediyorum. Evet. Forvet oyuncusunun çevre kontrolü iyi olması lazım. Evet. Geri çekilip orta yaptıktan sonra koşuyu yapmak. Evet. Güzel bir gol attı. Yani dersin çalışman lazım aslında. İşini doğru yapmak işte bu. Evet. Yani. Evet. Bu arada Meta Mimaroğlu, kendine gel. Neden? Sen Mustafa Denizli Stadyumu'nda Mustafa Denizli golü atamazsın kardeşim. O gol nedir öyle ya? Bir dakika. Bak şimdi o gol nedir öyle ya? Ey Metehan Mimaroğlu. Kornerden, bornerden. Ve bu işin üstadı Mustafa Denizli'nin stadyumunda Mustafa Denizli gol atmak. Metehan Mimaroğlu nasip oldu. Sana bir soru sorabilir miyim? Harika. Mustafa Denizli'nin köşe vuruşundan kaç golü var biliyor musun? 25 var mı? 18'miş ya. Olsun, yaklaşmışım tabii. Ama çok var. Zaten kendinin nevi şahsı münasır bir durum bu. Hatta kornerden goller. Şöyle bir hikaye var. Bak konuyu açıyor. Bu çok güzel bir hikaye. Paylaşmak istiyorum. Lütfen. Milli takım kampındalar. Şenol Güneş diyor ki Mustafa Denizli. O zaman Mustafa Denizli milli takımında oyuncu. Şenol Güneş de kaleci. Ve İzmir'den giden tek futbolcu. Evet. Şenol Güneş diyor ki ya diyor Mustafa nasıl diyor atıyorsun köşe vuruşundan. Bu kadar gol atıyor. Yani öyle basit geliyor ki yani attıktan sonra evet. Bu kadar basit geliyor ki diyor, tamam mı? Geç kalayım. Aradan 2 hafta geçiyor. Trabzonspor Altay maçı var. Aynısını atıyor. Şenol Güneş atıyor. Koordinasyonel Güneş sormuş demek ki. Ama iyi o golüydü. Dolayısıyla güzel, kardeşim, burada güzel tabii. Bir yeri yakalamışsın. Aynen. Büyük Altay'ın efsanesi Mustafa Denizli. Türk futbolunda köşe vuruşundan en fazla gol atan oyuncu. Metehan da çok güzel bir gol attı Altay'a. Onu da kutlayalım. Şimdi futbolcudan başladım. Metehan Mimaroğlu tabii ki de kaptan Doğancan Davas. Şöyle ki, ya şimdi Doğancan Davas'ı seven var, sevmeyen var. Ben baktığım zaman ben hatırlarsın en sonki maçta neyi ihsan etmiştim? Ya tepki aldı, golü attı. Ya hocam oynat demiştik ya. Motivasyonu yükselmiş. Tabii oynat demiştik bir kere. Ya çocuğun çünkü tekrar omuzları yükselmiş, kendine gelmiş. Oynat dedik ya. Bak ne oldu? İki tane golü çaktı abi. Demek ki Doğancan'daki o potansiyeli görmek lazım. Ona biraz böyle senin golcü olduğunu, sen kardeşim iyi futbolcusun, büyük futbolcusun dedirtmek gerekiyor. Hakeza bak şimdi. Yine aynı şekilde Metehan Mimaroğlu. Bir gol, bir asist. Levent Ayçiçek, bir asist. Efendim söyleyeyim, Josefsson, bir penaltı, bir asist. Yani bunlar güzel şeyler. Ha bu arada enteresan. Bacı diye bir oyuncu varmış ya Bandırma Spor'da. Sen duymuş muydun daha? Ben hala Bacı konusunda... Hayır. Eyvallah ama daha dur. Abi şans verildi. Bak en azından bir penaltı noktasında. Bak bu da bak bir mesajdır. Bacı'ya. Bak sana güveniyoruz. Sen de Cidden'in bir alternatif olabilirsin noktasında. Sen şimdi bir oyuncuyu oynatmayarak alternatif yaratabilir misin Ayhan Şansoy? Ya 10-15 dakikayla olacak iş değil yani. Olacak iş değil abi. Hele forvetler. Forvetler biraz böyle mızmızdır.
Forvetlere biraz bebek gibidir. Forvetleri pışpışacaksınız abi. Pışpışlamazsan sana o verimi vermez. Ama böyle geri çek, ileri al, olmaz. Forvetleri pışpışacaksın. O yüzden o penaltı yaptırdılar Bacı'ya. O da bir teknik direktör başarısıdır. Harika olmuş. Ben bu takımın bu olgusunu çok sevdim. Hücum borusu çaldı artık Bandırma Spor için. Yani bundan sonra geriye düşmek yok. Fikstür de kolay. Rakipler de devamlı böyle kargaşa halinde. Çünkü devamlı üçüncülük tepsisi yine Ayhan Şensoy. Altın günlerindeki gibi. 4 puan farkı evet. Hiçbir şey yok. Hani altın günlerinde oluyor böyle devamlı tepsi gezdirirler. Ben bilir misin? Ben ama nasıl dedi şimdi? Yani nasıl katılmadın yani? Ne altın günü yapmıyorum. Yani böyle altın günlerinde altın tepsi gezdirirler mesela bir baktığın zaman. Şimdi bu tepsi geziniyor. Bir Doğu Marmara'daydı. Kocaeli Sakarya tarafındaydı. Ya aşağı gel. Aşağı gel. Bandırmaya gel. Bak 4 puan fark var abi. Senin fikstürün yumuşak. Senin fikstürün light. Senin fikstürün avantajlı. Hadi be. Hadi be bambam. Beni en çok mutlu eden şu oldu. Sen iki isimden bahsettin. İşte Doğan Can'la Metehan Mimaroğlu. Evet. Ben Josefson'u da ekliyorum. Tabii tabii. Uzun süredir yoktu ortada. Uzun süredir geri yoktu. Geri geldi. Ve bu takım eğer Süper Lig yolunda İddialı rakiplere gözdağı verecek bir futbol oynuyorsa Josefson'a evet. ihtiyaç var abi bu evet. kanatta. Zaten sezon başında biliyorsun harikalar yaratıyordu. Evet. Penaltı gol nasıl çok mutlu ettim ama şunu da hala bir pay bırakmak istiyorum. Bir Malisa maçını görmek istiyorum. Pazar günü. Ya yap gözünü seveyim. Şunu göreceğim, bunu göreceğim. Daha adam sen ne göstersin babacığım ya. Ben şunu anlamıyorum arkadaş. 6-0'lık maçtan sonra bile Ayhan Şensoy takımı eleştirecek bir küçük delik bulabiliyor. Alkışlıyorum Ayhan Şensoy'u. Yendiğin takım hala unutma Altay. Ligden düşmüş bir takım. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Giresun'la Altay'a 12 gol atman benim için çok fazla bir şey ifade etmiyor. Manisa maçında, Şanlıurfa deplasmanında. Altay bir dakika. Kocaeli deplasmanında görmek istiyorum ben bu takımı. Altay geçen hafta mı biliyorsun Sakarya'yı zorlamıştı. Altay'a bakma. Ben öyle mücadele ediyor. Düşüncemi değiştiremezsin Nazım Türkler. Yok estağfurullah. Zaten niyetim de yok ama. Ya kardeşim şimdi yani 6-0'lık maçtan sonra da yani... Dur bakalım falan da. Pay bırakalım yani. Pay bırakma. Hiç pay bırakma. Bak pay bıraka bıraka bu hale geldik. Pay bırakma bak. 4 puan kalmış. Bunun artık payı paydaşı yok. Hücum. Yusuf hocam. Derler ya. Ertem Şen'in dediği gibi. Her yerinden öpüyorum. Geldin. Bahar geldi. Geldin. Yaz geldi. Geldin. Çiçekler açtı. Güller soldu. Maşallah Subhanallah. Oldu abi. Pardon güller açtı. Yani bak bize böyle bir futbol anlayışı lazımdı. İnşallah bakınız burada az bir zaman kaldı. Ya yani sayılı haftalar kaldı. Dişini sıkacaksın. Playoff'ta en yüksek mertebe olan üçüncülüğü alacaksın. Biz her zaman söyledik bu takım playoff'a girecek. Ama 7 girersen dezavantajlı. 3 girersen kupanın bir kulbunu alıyorsun abi. Çok bak, basit mantık. Bir şey söyleyeyim mi? Kalan 6 maç. Manisa içeride. Tuzla içeride, evet. Keçiören içeride. Evet. Şanlıurfa ile Adana deplasmanı var. Bir de Kocaeli deplasmanı var. Burada bir Kocaeli deplasmanı biraz zor gibi. Bence bu takım şu 6 maçta 16 puan alırsa 3. olur. Biz bu hesapları yaptık Ayhan Şensoy. Biz bu hesapları yaptık. Burada da Yusuf Hoca'ya naçizane bir tavsiyem Yusuf. Olacak. Eyvah. Şimdi 6 Mayıs 2001 tarihine götüreceğim sizi. Eyvah. Galatasaray üst üste 4 yıl şampiyon olmuş. Fenerbahçe ile Galatasaray şampiyonluk yarışı içerisinde 6 Mayıs 2001 tarihinde de Kadıköy'de Fenerbahçe Galatasaray maçı var. Galatasaray'ın başında Lucescu, Fener'in başında Mustafa Denizli var. Mustafa Denizli maça başlarken Ali Güneş'i sağ açık oynatıyor. Yusuf Şimşek'i de sağ bek oynatıyor. Bravo, bravo. Herkes şaşırdı ne yaptı bravo, bu adam diye tamam mı? Neyi deniyor bu adam diye. İşte kahin böyle bir şey. Sonrasında ne oldu? İlk golü 12. dakikada Ali Güneş attı. İkinci golü ikinci yarı Yusuf Şimşek attı. Bravo. Ve Lucescu'nun maç sonu bir açıklaması var. Diyor ki Fenerbahçe'nin ne oynadığını anlamaya çalışana kadar golü gördük kalemizde. Tabii doğru. Dolayısıyla doğru. Hep aynı düzende, hep aynı oyuncularla maç kazanılmaz. Ben kalan 6 maçta Yusuf Şimşek'ten Mustafa Denizli'nin yaptığı bu şeyi bekliyorum. Zaman zaman bazen rakibe göre oyuncuyu değiştirirsin. Bazen sistemi değiştirirsin. Rakibi şaşırtırsın. Bilinmezlik de lazım. Bu arada Yusuf Şimşek de Mustafa Denizli eski yardımcısı. Eski yardımcısı ve Mustafa çalıştılar. Denizli ile hem Fenerbahçe'den evet. Beşiktaş'a şampiyonluk yaşanmış bir isim. Evet. Dolayısıyla... Hem futbolculuğu hem teknik adamlığı çünkü sonuçta teknik adamların da bir felsefesi oluşuyor büyük hocanın yanında. Yusuf Hoca'dan ben çok kalan 6 maçta hakikaten bazen rakibi şaşırtan dizilişler de bekliyorum. Yani. Olacak bak. Olması lazım ki çünkü olacak. Rakipler bir şekilde ezberliyor seni. Evet. Kolay çözüyorlar. Evet. Nereden iyiysen orayı kapatıyorlar. Zaman zaman bu şekilde yaparsan da güzel sonuçlar alabilir diye. İşte ben ona bakıyorum. Mesela şimdi oyun anlayışında
Tamam. İlk yarı 0-0 bitti ama baktığın zaman işte direkten dönen de Metehan'ın çok net pozisyonu vardı zaten. Hani zaten dediğin gibi bir tane orada atsan zaten belki de ikinci yarıda bu kadar patlama olmayacaktı. Ama geç olsun güç olmasın diyorum. Ben hücum takımlarının her zaman kazanacağını düşünüyorum. Bakınız kim hücum takımları? Bir Eyüpspor. Şu an bu ligin büyük puan farkıyla lideri. Göztepe hücum takımı özellikle Stormy Stolio'dan sonra. Bakın hücum takımları kazanır. Er ya da geç kazanır. O yüzden hocamızdan tabii ki de ben şunu hücum derken Ayhan Şansoy. Şunu kastetmiyorum. 3-0 öndesin. 2-0 öndesin. Hayda cümbür cemaat işte hücuma git. Hayır. Benim demeye çalıştığım şu. Şimdi Altay takımı aslında Ayhan Şansoy bahsetti ama Altay takımı hala da dişinden tırnağından mücadele ediyor. Yani Sakaryaspor çok zorladılar bakmayın. Ve Altay'ın şu an 7-1'lik Eyüp maçından sonraki en farklı mağlubiyeti. Yani herkese böyle Altay 6-0 mağlup olmuyor bu arada. Urfa'ya da farklı kaybetmişler değil mi? Evet ama bu kadar yani şey değildi. Kendi evinde bu kadar değildi. Bir de şu var. Bak aynı etkiyi ben Urfa'da gördüm. 7-0 yemişti Giresun'u. Geldi gitti Sakarya'yı yedi. Yani aynı etki bak. Çünkü neden biliyor musun? Gol atmak özelliği aslında bulaşıcı. Veyahut da hücum özelliği bulaşıcı. Bak göreceksin. Manisa maçında da evet o havayı... Dengesini bozabiliriz. Tabii. Çünkü bakıyorsun abi gollerde mesela bir sevinç yumağı var, bir keyif var, bir neşe var. Hep bunlar Yusuf Şimşek'in yarattığı bir ortamdır. Hocam yani bu ortamı sezon sonu taşlandır. Bütün Bandırma Spor taraftarı ve Bandırma Spor camiası, bizler, yöneticiler, başkanlar böyle bir hareket bekliyoruz senden. Güzel başladın. Keyifli başladın. Bak mesela sen diyorsun bir dokunuş. Kim derdi Mustafa Çeçenoğlu'nu merkezde oynatmak mesela? Doğru mu? İşte yani işte anlatmak istediğim evet o. Çünkü yani baktık farklı ki, bir şey denemen lazım. Farklı bir şey denemen lazım abi. Şimdi orada mesela orada iki tane önlü böyle koyabilirdin mesela. Gakpa'ya da mesela merkez orta saha kılıklı iki tane oyuncu koysam ne olacak? Olabilirdi. Bir şey demezdik ama. Yine aynı şey olacaktı ama ne yaptı? Çeçen'le başladı ki farklı yönden gitti. Oraya bir yaratıcılık kat. Evet. Bu arada Çeçen'in de asisti lokum pas. Ben miyim oyunculardan biri? Lokum pas abi. Resmen Jitte'nin kaşının üstüne pas verdi. Muazzam bir sol ayağı var ya. Müthiş ya. İşte bak bunu kullanmak lazım abi. Bunu da kullanmadı? Demik örneği o yüzden verdim. Evet, yani. Evet. Abi biraz farklı yönden bakmak lazım abi. Teknik direktör şey değil ki. Hiç sevmediğim bir olay var. Forvet'e çıkart, forvet'e al. Ya çok kolay. Sol bek'e çıkart. Ya bunu kardeşim yoldan geçen Mahmut abi de bunu yapar. Ama senin Mahmut abiden farkın futbol bilgin ve onu değiştirmek. Farkı orada yaratıyorsun. Evet orada yaratıyorsun abi. Yoksa senin gibi veyahut da bu yapan antrenör gibi ben sana 1000 tane hoca sayarım. Hüseyin Hoca'yı derdi. Biz burada o yüzden çok eleştirdik. Ya. Yani. Denemedi hiçbir şey. Evet. Abi denemedi. Bir de abi hücum yapacaksın. Bak bütün ben başkanlarla görüşüyorum mesela. Ayhan Şansı. Bütün başkanlar şey istiyor abi. Yani iyi futbol istiyor kardeşim. Çünkü tarafta şey gelmiyor abi. Bir şut iki şut. Bunları sevmiyor. Taraftar da sevmiyor. Televizyon başında. Diyoruz ya sen televizyon başında. Taraftara gel diyorsun abi. Niçin? Maç başı bir şut iki şut. Kim bilir abi böyle şeyi? Kim para verir buna? Bu arada kaleci Zafer'i de kutlamak isterim. Maç 0-0 iken ilk yarıda çıkardığı iki net fırsat var. Yani zor toplar. Zafer yılın transferidir. Zor toplardı ikisi de. Evet. Hele o kaleye yakın... İlk şut zaten bir kere. Hatta burnunun dibinden çıkarttı İspanya. Ben Zafer kardeşim biliyorsun Latindir. Hispaniktir kendisi. Yani Hispanik kökenli bir oyuncu. Vallahi Zafer'in Bandırma Spor iyi bir el verdiğini düşünüyorum. Gerçekten de. İnşallah kalır. Yani kiralık geldi. Kiralık geldi. Artık inşallah maşallah yönetimde. Biz de desek bu saatten sonra. Ben inşallah diyebilirim. Ya, yani. Tabii. Ama ben Zafer kardeşimin Bandırma Spor'da kalırsa ki inşallah daha hani hiçbir şey belli değil. 4 puan fark var. Eğer Süper Lig'e çıkma durumu olursa Bandırma Spor'un bu Zafer'in ellerinden geçer. Zafer'in dövmelerinden geçer. Zafer'in zaferi mi diyorsun? Zafer'in her yerinden geçer. O yüzden Zafer bence bu konuda iyi bir örnek oldu. Şimdi bak kaleci bir puan demek. Doğru mu? İyi bir kalecin varsa abi bir puan garanti. Galatasaray yıllarca Mustera'yla şampiyon oldu abi. 500. maçta çıktı çocuk ya. Evet. Çok net yani. Belki de Galatasaray tarihini değiştirdi diye. Açık ve net. Volkan Demirel Fenerbahçe'de oynarken baskın derbi özelliğiyle. Evet. Çünkü baskındı. Abi kaleciler böyle olur bak. Zafer o yüzden çok sevdim. İnşallah başarıya ulaşmasında büyük bir faktör olacak. Bazen işte hiç olmayacak bir top çıkartır. Evet. Der ki ya ne yaptı bu? Ya da tam tersi olduğu zaman ya bunu da yeme be kardeşim. Yani işte motivasyonu evet, düşünme evet. Ve çıkarma. Aynen. Aynen. Son sözüm Bandırma Spor'da hücum borusu çalmıştır. Bu anlayıştan kesinlikle geri durmak olmaz diyor Ayhan Şansoy. Yusuf Hoca bu sezonki 4. hoca değil mi?
Evet. Dördüncü. Bunlar oldu. Hatırlatması olmaz mıydı? Şöyle. Ya şimdi. Şöyle bunu son, benim son mesajım. Yine kötü bir mesaj. Yine Ayhan Şansoy'da geliyor. Oyunculara şu olsun son mesajım. Dokunma artık şu oyunculara ya. Dokunma oğlu evlatlarıma. Dokunma kardeşlerime. Dokunma benim oyuncularıma kardeşim. Dokunma. Ben ki Yaşar Usta. Kimlerle mücadele etmiş bir insanım. Ayhan Usta. Tamam. Ben şöyle bitireyim. Bu takım bugün 7. sıradaysa bunun sorumlusu oyuncular. Bence hocaların da belki şeyi var ama en büyük sorumlusu oyuncular. Dolayısıyla Yusuf Hoca da güzel. Bak şu an artık hoca bir bahaneniz de kalmadı. Hoca konusunda bahaneniz de kalmadı. Şu an bence... Biz ne oynuyoruz diyenler var. Evet. Al sana oyun işte kardeşim. Evet. Dolayısıyla kalan 6 maçta bu oyunun devam etmesini bekliyoruz, istiyoruz. Bu da Bandırma Spor taraftarının en doğal hakkı diyorum. %100. Valla açık konuşmak gerekirse Türkiye'de de biliyorsun bir değişim rüzgarı da oldu. Bu Bandırma Spor da sirayet etti. Değişim rüzgarı. Balıkesir de değişmiş. Her yer değişti. O yüzden diyorum ki Bandırma Spor da değişti biliyorsun. Bu arada şimdi Bandırma'da CHP, Balıkesir'de CHP, yerelde işte dolayısıyla evet. Stat konusunda da artık bir iki aynı partinin olması belki şey yapabilir, katkı sağlayabilir. İnşallah yani ama bu Cinçukur Stadyumu olmazsa olmaz. Yani oraya o stadyum yapılacak, yapılması gerekiyor. Yarın bir gün Süper Lig'e çıktın diyelim. Bak bu sene var ya başarı kazandın çıktın. Nerede oynayacaksın abi? Bence de ya. Nerede oynayacaksın abi? 8 bin kişilik stat yeter oraya. Evet. Abi nerede? Bak şimdi o kadar enteresan bir şey var ki. Elzem ya elzem. Yani dur bakalım değil artık bu iş. Elzem yani. Bandırma Spor'un stadyumu elzemdir. Ne stadyumlar görüyoruz? Ne köylere gidiyoruz, stadyumlar yapılmış. O yüzden Bandırma gibi büyük bir şehir, Bandırma Spor gibi büçlü ve büyük camiayı da ben adına yakışır, güzel, kaliteli, modern bir stadyum olması gerektiğini hala ve ısrarla dile getiriyorum. Ağzına sağlık. Kapatıyorum. Kapatalım. Ordo TV'deki bizleri takip eden ve bundan sonra takip etmek isteyen tüm futbol severlerden abonelik, yorum, çan, eleştiri, görüş, her şeye açığız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bordo TV diyoruz.